koruyucusunun görevi etrafındaki herkesi bu konularda bilgilendirmek ve uyarmakla başlar. Ne zaman ki ormana zarar veren... Evet, mutlu haftalar sevgili izleyenler. Bir hafta arayla, bir spor aktifle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, malumunuz üzere milli takımların maçı olduğu için bu hafta liglere ara verildi. Elazporumuz önümüzdeki hafta, yani bu hafta sonu pazar günü kendi sahasında Altınordu'yu konuk edecek ve ligdeki 10. karşılaşmasını kendi sahasında oynayacak. Evet, bu nedenle tabii gene programımızda Elazspor'a biraz değineceğiz ama konuklarımızla birlikte Elazığ'ın genel sporuna bakacağız ve bugün programımızda özel bir konuğumuz var. Doçent Doktor Vedat Çınar hocamız. Vedat hocam Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Ve yine programımızda sevgili Erhan Dabak gazeteci arkadaşımız. Kendisine de bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Sürekli birlikteyiz. İnşallah bu sene devamlı birlikte olacağız. Ve Ahmet Gerçek yine hemen sağ tarafımda. Sevgili Ahmet Gerçek artık programımızın daimi yorumcusu olduğu için ona sürekli program yorumcumuz diyorum. Ahmet sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet hocam, Elazspor'u takip ediyor muyuz? Öyle başlayalım, daha sonra biraz dönelim. Her bir Elazığlı'nın takip etmesi gerektiği kadar takip ediyorum. Yani maçlar elimden geldiği kadar da gidiyorum. İnşallah Elazığ, tabii bu bizimle beraber, tüm Elazığ kamuoyunun bu birlikteliğiyle beraber hak ettiği yeri tekrar elde edecektir diye düşünüyorum. Hocam vitrinimizdi, Elazığ'ın tek vitrini, öyle diyelim. Kesinlikle. Süper Lig'den düştük PTT 1. Lig'e. Bu konuyla ilgili bir kısa senin de görüşünü alalım hocam. Evet, gerçekten biz sporu zaten bir reklam aracı olarak görüyoruz biz. Bir rekabet aracı. Zaten sporun doğuş kültürüne baktığımız zaman spor, eskiden insanlar birbirlerine güçlerini kuvvetleriyle gösterirlerdi. Ama son ayan gelişen teknolojiyle birlikte bu artık daha sportif müsabakalarla olmaya başladı. Yani ülkelere baktığınız zaman ülkenin sportif başarısı ne kadar iyiyse o kadar kendi gücü de o kadar iyi olduğunu ispat ediyor. Biz de işte bu noktada şehir olarak da bizim eğer sportif başarımızın iyi olması gerekir ki biz de bu noktada iyiyiz diyebilelim. Evet. Yani bizim her zaman bu vitrinde olmamız gerekiyor. Gerçekten de bahsettiğiniz gibi bizim tek vitrinimiz kaldı yani. Evet. Biz sporu biz sadece yani bir isim olarak değil, bir o şehirdeki gelecek altyapı için model bir olgu olarak da düşünebiliriz. Yani eğer sportif bir başarı varsa burada, bu tabii Elazspor'dur şu an için bizim. Keşke bunu diğer takımlar da olsa, birkaç takım olsa gönül ister ki. Yani birçok ilde var, bunun örnekleri var yani. Bu oluşumlar evet, gerçekleşiyor. Yani sporcu sayısına yansımakta, bu başarıya yansımakta, şehire giren ekonomik kazancıya yansımakta. Bu sadece benim meselem değil ki. Bu sizin meseleniz değil. Bu evet, şehrimizin, ülkemizin meselesi. Buradaki yakalayacağımız ivme, sportif başarımız, Elazspor, diğer branşlarda yakalayacağımız ivme gerçekten de Elazığ ekonomisine katkı sağlayacaktır. Evet. Hocam iyi bir konu. Hakikaten bu konu aslında başlı başına incelenmesi gereken bir konu. Süper Lig'de örneğin Elazspor'un naklen yayın olsun reklam geliri yaklaşık 40 trilyona yakın bir geliri vardı değil mi Erhan evet, Bey? Evet. Yani bir alt lige düştük. Bu çok aza düştü. Ama bir şey yavaş yavaş öğreniyor muyuz? Mesela işte şu anda basketbol takımımız var. İl Özel İdare Spor. Evet. İkinci ligde mücadele ediyor. Bunun ikinci ligde mücadele etmesinin ana sebeplerinden bir tanesi artık orada o da iddiaya giriyor ve iddia gelirlerinden faydalandığı için bir girdi sağladığı için bir faaliyet olarak devam ediyor. Basketbol ikinci liginde. Kadınlar basketbol ikinci liginde. Onun da bir geliri olduğu için
ekonomik bir getirisi olduğu için yaşamını sürdürüyor şu anda veya onun için başladı. Ama yavaş yavaş bu kültürü edinirsek şehir için daha iyi inşallah, olur diye düşünüyorum. İnşallah Elazığ için, yani biz Elazığ sporu için, Elazığ'daki sporun bir yerlere gelmesi için, bu tüm branşlar olarak söylüyorum, amatör olsun, profesyonel olsun. Şimdi burada kesinlikle birlikte kulübü ayakta tutmak aslında zor değil. Hepimiz aynı şeyi, biz çok kullanıyoruz bu kelimeyi, bu cümleyi çok kullanıyoruz. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Sportif başarı. Ama ortada baktığın zaman muhalif çok. Muhalif çok yani buna. Herkes konuşuyor ama katkı sağlayacak bir şey yok. Evet, yanlış problem var. Problem şahıslarsa alternatifini üretelim. Alternatifini ama bilgi ve done ile yani. Beni ikna edebilsin birisi. Ben şey değil, ben kulüp yöneticisi değilim ben. Futbolla ilgili. Ama federasyonlarda aktif görevlerimiz var bizlerin. Federasyonlarda aktif görevlerimiz var. O zaman bu böyleyse, ben eğer aday olacaksam ya da alternatif birini çıkarıyorsam, bilgi ve donayla ortaya çıksın yani bunlar. Evet. Yani ve şu an baştaki insanı her türlü sonuna kadar destek diyorum ben. Sonuna kadar, son noktasına kadar, kanımızın tabiri caizse son damlasına kadar, sonuna kadar destek diyorum. Kulüp yönetici ve başındaki teknik idarecilere kadar. Bununla alakalı diyorum. Gerçekten basketbolda yine aynı şekilde dediğiniz gibi bize her türlü misafir tanıtımıdır. Şehrin tanıtımı ya. Gelen bir insan yani o gittiği yerde 50 kişiyi anlatsa, bir herkes biliyor, 50 kişiyi etkilese, düşün yani 5000 10000 tane insan eder yani bu. Yani evet. Bir basketbol için diyoruz. Yani bu ilimizde eskiden ben şu dikkatimi çekiyordu. Mesela sportif müsabakalar vardı. Türkiye şampiyonları vardı. Şu an ilimizde bunlar yapılmıyor ya. Evet. Yani ben buradan oldu. Bununla alakalı hep böyle derslerde de anlatıyorum. Ya bu bizim milletvekillerimiz olsun. Bizim yani yöneticilerimiz olsun. Bununla ilgili bunları davet etmeli. Bunlara imkan sağlamalı. Biz gidiyoruz bir kongreye gidiyoruz. Kongrede kongreyi alabilmek için bir yarış var. Yani pazarlama tekniklerini kullanıyorlar. Gelirseniz sizi şurada yatıracağız. Şu imkanı vereceğiz. Şu parayı almayacağız. Şunu şöyle yapacağız diye. Ama bununla ilgili de biz şampiyonlar alalım. Yani otel fiyatlarını düşürelim. Otellerle anlaşalım. Atalet, yani artık daha elimizde yeni oteller de yapılıyor. Bunu da biliyoruz. Evet. Artık daha faaliyet almamız lazım bizim yani. Yani bu şehirde bunu yapıyor. Çünkü ne? Çıtadır. Eğer biz burada bir 1000 kişilik bir organizasyonu yaparsak, bu Türkiye şampiyonası düşünelim. Diyorum ki bir tekvando Türkiye şampiyonası 1000 kişilik. Yaparsak düşünebiliriz ki bu defa yine aynı şekilde futbolda 1000 kişilik bir organizasyon yapabilir bu yıl. Bu bir modeldir. Yani bu çıtayı yükseltmemiz lazım bizim. Ki beden eğitimi spor işte okulda hocam, sizin mensubu olduğunuz evet. Okulda evet. Hakikaten bu konuda şehrimiz için bir şans. Kaç yıl oldu bu spor oyunları falan yapılıyor ki evet. Triatlona kadar en zor sporları da hakikaten beceriyorsunuz hocam. Yani şimdi artık bununla alakalı hemen bir düzeltmeyi yapayım. Şimdi bizler de alışkanlık. Beden eğitim sporu okulunu gene söyledim. Spor şimdi, bilimleri fakültesi. Evet. Şimdi biz böyle kendi aramızda bile kendi böyle odada konuşurken, toplantıda konuşurken spor yüksek okulu diyoruz. Yani evet. Bu doğal yani. Biz de bunu artık alışkanlık etmek için. Şimdi biz bunu şuna benzetiyoruz. Evet. Biz de der ki işte matematik var, şu var, beden derler. Bedenci derler. İşte biz buna nasıl karşıysak işte böyle artık daha böyle benimsemek adına diyoruz ki spor bilimleri fakültesi. Türkiye'de işte bunun örnekleri çok az. Yani 4-5 tane. Bunlardan birisi de Fırat Üniversitesi. Biz bu bağlamda gerçekten Fırat Üniversitesi beden eğitimi işte spor bilimleri fakültesi olarak biz artık lokomotif görevi görmeye hazırız her türlü alanda. Evet. Yani bizlerden bir şeyler istesin. Biz her zaman zaten bütün arkadaşlarımız alanda hep iyiler, en iyiler. Her türlü katkı sağlayacağından da hepimiz kendimiz kadar da eminiz yani. Evet. Bu konularla ilgili bir şeyler söylemek istiyor musunuz? Yani ben hocama katılıyorum. Şeyde önce kulüplerin başarısında yönetim ve şey evet. Destek. Hiç olmaz. Öndeki tabelamız düştü. Sevgili Mustafa'dan destek isteyelim. Mustafa. Destek evet. Çok önemli. Başarıda. Bu sefer yönetim başarısı evet. Çok önemli. Bir yönetim ve bir kulüp bir başarıya koştuğu zaman onu önüne engeller değil evet. Destekleyici türden sahipler çıkmalı, sahip olmalıyız ki başarı oluşsun. Evet. Bunun işte örnekleri de var yani Elazığ'da. Ha, dediğiniz gibi daha voleybol, basketbol mesela daha önemli. Voleybolda da 3 takımımız var. 3. lider mücadele ediyor. Onlar aslında bir sıçrama yapması lazımdı. Bunlar işte bunlara buralara sahip çıkmak lazım. Yani evet. Bu kulüp yöneticileri bireysel olarak sporu ve branşı sevdikleri için Elazığ adına bir şeyler vermek istiyorlar.
İşte bunlar yalnız bırakılmaması lazım. Bunlar da çok, o kadar çok ahım şahım paralar istemiyorlar. Yani 10 milyarla 20 milyarlık sponsorlarla bu ligler çok rahatlıkla bir sezonu finanse edebilirler. Yani bunlara bakmak lazım. Bunların başarısı Elazığ'da voleybola ve basketbola karşı sevgiyi de artıracaktır. Hocamın söylediği gibi. Yani buralardan yetişecek öğrenciler, teknik öğretmenler buralarda çok rahatlıkla bir istihdam alanları da yaratacaklardır. Evet. Yani ben hocama katılıyorum. Önemli olan yöneticileri desteklemek. Yani ister sevin, ister sevmeyin. Aynı düşüncede olun ve olmayın. Yani sonuna kadar arkasında durmak gerekir. Evet, ama senin ilave etmek istediğin bir şey var mı? Ben hocalarıma katılmakla birlikte burada Elazığ'da beklediğimiz spor çıkışını sağlayamadık. Yani geçmiş dönemden daha kötü duruma düştük. En azından geçmişte spor organizasyonları olsun, amatör futbolumuz olsun, hem Elazığspor'un altyapı olsun, yetişen sporcu sayısı, farklı branşlardaki başarılar, ödüller derken Elazığ'da ciddi bir bu konuda çöküş var. Yani çöküş derken organizasyon alamıyoruz değil mi? Yani eskiden mesela Ahmet Hatar Spor Salonu'nda bakıyordum, basketbol turnuvaları oluyordu. Önemli grup mu? Gruplar, evet, boks şampiyonaları oluyordu. Sabakları vardı. Evet. Artı burada ben Elazığ'ın probleminin yönetim ve yönetimlerin düşündüklerinin uygulama problemi yaşadığını düşünüyorum. Yani biz hepimiz bir şeyler düşünüyoruz fakat ortak konsensüste, ortak akılda birleşemiyoruz. Yani ilimizde mesela örnek vereyim, spor ailesinin başkanı olarak Elazığ Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü bu konuda ilimizin sporunu temsil eden ve buna ek olarak spor taban birlikleri var. Yani bunda en önemli görevi Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Meslekçisi Okulu, Spor Bilimleri Fakültesi. Yine bir alışkanlık Vedat Hocam bahsettiği. Burada şimdi spor il müdürlüğümüz ne kadar etkin rol oynuyor burada? Bunu bir yani kere sormamız lazım. Siyaset var ya işte, bu arada Sedat müdürümüze de tekrar başarılar dileyelim. Yani. Evet. Hayırlı olsun diyor. Çünkü kendisi yani de Sedat yani Elazığ'ın herhalde dün itibariyle de mi ama göreve başladı. Göreve başladı. Tekrar yeniden yani bırakmıyorlar. Bir de o var. Orada ayrı bir mevzu değil yani mi? Evet. Yani gitmesi ayrı bir problemdi. Gelmesi ayrı bir şey. Yani biz kendisiyle alakalı, kendisi de sporun içinden gelen bir arkadaşımız diyoruz. Evet. Ve destekliyoruz da. Biz gelen herkes, fark etmez kim olduğu da önemli değil. Onu da destekliyoruz. Evet. Bununla alakalı. Konuyla ilgili ben bir katkı olması açısından söylüyorum. Bizde işte Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, Genç Spor İl Müdürlükleri eskiden. Evet. Şimdi bakıldığı zaman hep sportif başarıyı insan, sporcu sayın kaç tane? Sporcu sayısını arttırmak çok kolay. Yani stand, ben bunu gördüm. Ben daha önce Konya'da görev yaparken de, Karaman'da görev yaparken resmen masaya alıp stand kurdular stadın içerisine. Gelen 60 yaşındaki teyzeye de lisans çıkardılar. Çünkü niye? Genç Spor Bakanlığı buna yönelik, Genç Spor Genel Müdürlüğü buna yönelik sporcu sayınızı arttırın. Yani bununla ilgili bize aktif spor yapacak insan lazım. Nitelikli insan lazım bize. Şimdi bizim bakıldığı zaman, biz yeri geldiği zaman diyoruz ki Letonya. Letonya'ya niye, nasıl yeniriz diyoruz. 3 milyon nüfusu var diyoruz. Ama 3 milyon nüfusun, yani 2 milyon spor yapıyor ama. Yani bizimki gibi spor değil yani. Ya bizde yani spor sanki böyle günah bir şey gibi algılanıyor. Ya bizim temel amacımız, yani bununla ilgisi önce ne diyoruz? Spor. Sporun amacı ne? Sağlık. Bununla alakalı. Sağlık ne? Ekonomi. Evet. Çünkü niye? Bir kere ülkenin ekonomik giderlerine katkıda bulunuyorsun. Yani sağlıklı insanın, bu bilimsel araştırmalarda her zaman test edilmiş. Yani hastalıklara yakalanma riski diğer insanlara göre daha az. Evet. O zaman bununla ilgili hepimiz hastaneye, yani normaldeki iş yerine gitmekten daha fazla hastaneye gider olmuşuz yani. Evet. Yani hastalık hastası olmuşuz. Özgüvenimizi kaybetmişiz. Spor yaptığımız zaman kendime bir kere özgüven gelecek. Ya ben spor yapıyorum, bende bir şey yoktur. Çünkü bir şey olsaydı spor yaparken ortaya çıkardı. Bu özgüven olacak. Ne olacak? Bu ülke ekonomisine katkıda olunacak. Yani bizim spora yaptığımız yatırımla, yani hastaneye 7'de 1'ini karşılıyor. Yatırımlarla yani, ya bununla alakalı. 7'de 1'i. Yani sağlık giderlerimiz bizim gerçekten birçok ülkenin ekonomisini alıyor yani. Evet. O zaman biz insanlara diyoruz ki hayat sağlık için spor diyoruz yani. Evet. Sevgili Ahmet. Yani Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin burada bence burada birleştirici, bütünleştirici rol oynaması lazım. Yani
Bu hem spor taban birliklerini, spor medyasını, taraftar gruplarını artı spor bilimler fakültesini de ortak bir akılla harekete geçirerek ilimizde bu sporla ilgili zaaf yönler artı bunlara çözüm önerileri sunacak bir masada toplanıp Elazığ'da sporu bir noktaya getirebiliriz. Artı bu bütünleştirici rol yok Elazığ'da. Artı bürokrat dediniz, yani siyasilerimizin bazı evet. engelleri oluyor. Ben artı şuna da çalışan personelin yeterliliğine düzeyde, yani gençlik spor il müdürlüklerinde çalışan personellerin sporla ne kadar haşır neşir ya da bilgi birikimler, Vedat Hocam da bahsetti, bilgili birikimli insanlara ihtiyacı. Son zamanlarda artık yine Beden Eğitimi Spor İşleri Kurulu diyeceğim eski adıyla. Elimizde yani bunu yiyelim. Yani oradan mezun olanlardan evet. Yani şimdiki adıyla spor bilimleri fakültesinden mezun olan arkadaşlara biraz yer vermeye başladılar değil mi? Başlanması lazım evet. Yani biraz bunu dışarıdan mı alıyorlar onlar? Farklı alanların öğrencilerini, mezunlarını getirip sporda kullanıyoruz. Bu da sporu çöküşe itiyor. Yani burada evet. Asıl bölüm mezunu olması gerekiyor. Tabii ki spor bilimleri uzmanlar. Fakültesi mezunlarının buralarda istihdam edilmesi hem kendilerine katkı olacak hem de insanlara aktardığı spor bilgisinde sağlamlık olacak. Yani daha farklı organizasyonlar, yani bir organ, yani spor da başlı başına bir bilim. Yani biz her ne kadar kültürel bir etkinlik olarak görsek de spor evet. başlı başına bir bilim yani. Bununla evet. ilgili tezler, işte bilimsel kongreler, çok çeşitli çalışmalar var. Fakat Elazığ'da Vedat Hocam da bahsetti. Biz bunu sosyal, kültürel, yani zaman geçirmek için bir rekreasyon alanı olarak görüyoruz. Sporu. Yani gençlik sporun hem artı Asya Kafe'nin etkin bir rol oynama durumunda Asya Kafe'yi ne kadar harekete geçiriyor gençlik spor? Yani gençlik spor bunları yapamadığı sürece Asya Kafe'de etkisiz kalır. Spor Bilimleri Fakültesi de tabii kendi içerisinde bilimini kullanır ama il düzeyine yaydığımız zaman spor bilimlerinin fakültesiyle danışmalar lazım. Yani sonuçta burada spor biliminde belli bir noktaya gelmiş hocalarımız var. Yani bunlar evet. spor biliminin içinden gelen insanlar. Hem yönlendirici, hem yönetici, hem uygulayıcı insanlarımız var. Bunlarla koordineli bir şekilde harekete geçirebiliriz. Artı tesisleşme konusunda ne kadar yeterli az? Yani Vedat Hocam da bizim, ben şeye bir not yazacağım. Elazığ'da şu an faal sporcu sayısı 5497 spor. Yani çok komik bir rakam. Yani 600 bine yaklaşan bir nüfusta lisanslı spor sayısı sadece 5000. Yani evet. 5400. Malatya'ya o da bu dediğimiz sistemle bu kadar. Evet. Yani dediğimiz sistemle bu kadar. Oturdu. Yani biz şunu söylüyoruz. Şimdi ben bu konuya katkı olması açısından söylüyorum. Bununla alakalı gerçekten de yani sporcu sayımız bu kadar ama bunlar aktif değiller. Sportif evet. başarısı benim için yani diyor ki bununla ilgili ben neye bakarım? Sportif başarıya bakarım. Eskiden birçok alanda sportif başarımızın iyi olanda şu an için neredeyse yokuz. Bu problemi bir sorgulayalım ya. Bu alandaki ya bir vali bununla alakalı genç spor hizmetleri il müdürleri bununla genç spor genel il müdürleri çağırsın. Bu başarısının sebebi sorulması lazım. Bir çıta var ortada. Yani bu ülkede her sene milli takıma 5 tane sporcu gönderilirken, her sene de 5 tane de belli bir oranlarda 5 tane milli takımda Türkiye şampiyonu çıkarken şu an için niye bir tane derece çıkaramıyoruz? Antrenörler sorgulansın. Kesinlikle. Ödül ceza yönetmeliği gelsin yani benimle bununla alakalı. Bununla alakalı bir şey, demin bahsedilen bir konu var. Genç spor il müdürlüklerinde şeyle ilgili, personel tahsisiyle alakalı. Geçen sene 2800 tane bir kadro açıldı bunlar şeye. Gençlik hizmetlerine bağlı ve bu alana herkes müracaat edebilir dedi. Kimler kazandı biliyor musunuz? Biyoloji öğretmeni, din kültürü öğretmeni kazandı, sosyoloji mezunu, fen bilgisi öğretmenleri kazandı. Herkese açık. Zaten biz bununla ilgili neşteri vurduk zaten. Neşteri vurduk. Kardeşim beni yöneten insan benim dilimden, yani tabiri caizse biz ne diyoruz? Şortlu bir fotoğrafı olacak ya. Yani evet, o terik evet. dökmüş olacak, sporcu psikolojisini bilmiş olacak. Yani hedef kitleyle ilgili geçmişte bir geçmişi, bir background'unda bir şeylerin olması lazım. Biz niye beni yöneten insan onun için spordan gelen birisinin olması lazım. Yani sporun bir yanında bu hakem olabilir, bu beden eğitimi öğretmeni olabilir, bu yani bir akademisyen olabilir, bu bununla alakalı yine bir sporcu olabilir. Yani bu sadece evet. bizimimizde. Sporcu sayısı da buna göre sportif başarıyı buna göre desteklenmesi lazım. Gençlik spor il müdürlerine bağlı. Şimdi diyoruz ki Ahmet Aytar'da bir sürü faaliyet var. Şimdi Yakup Kılıç var, koca salon var. Evet. Bomboş. Faaliyet alalım biz bununla alakalı. Şimdi ben bununla ilgili bir örnek diyeceğim. Salonun adı Yakup Kılıç Spor Salonu ama boks antrenman salonu yok.
Yani Elazığ'da boks antrenman salonu yok. Bunlarla alakalı bir noktaya geleceğim. Yani kendimin branşı diye değil. Ama yani olimpiyat üçüncümüzdür bizim. Yani çok büyük bir değerimizdir. Salona ismimiz verilmişiz. Ve boks branşında o salon yok. Kickboksçularla ve burada antrenman yapın size bir salon bulacağız. Yani iki yıldır aynı bir problem yaşanıyor. Ben bir akademisyen olarak gerçekten bu benim için bir zuldur yani. Bir şehir için de bir zuldur. Biz bilimsel olarak ne yapıyoruz? Önce bir yetenek taraması yapıyoruz. Bir her bölgenin kendine göre bir yetenek branşı, belli branşlara göre yetenekleri var. Şimdi sen Erzurum'a gidip de yani bir bale su topunu ben sizde sporcu yetiştireceğim desen olur mu? Olmaz. Yani genler ona uygun değil. Fiziksel uygunlukları ona uygun değil. Yani bizim de bu şehrin belli branşlara yönelik uygunlukları var. Yani belli futbol, ne modelen insanlara bakalım. Futbol ne çıkmış? Demek ki bu şehirde futbolcu çıkabilir. Yatırım yapılsın. Boks yapılsın. Evet. Tekvando yapılsın. Güreş yani ben bununla ilgili diyorum yani ben problemi ben demek problemi araştıralım ya. Güreş her yerde başarı var. Yan tarafta Maraş'ta başarı var. Yani gidiyorsun Sivas'ta başarı var. Yani orta coğrafya hepsi aynı. Genetik özelliklerimiz aynı. Fiziksel uygunlar. Güreşte başarısızlık varsa demek ki o zaman bunu yorumlayalım. 15-20 sene evet. Önceden Elazığ'da da başarı evet, vardı. Demek ki burada bir problem var. Ya imkan yok ya da doğru antrenman sistemi yok ya da teknik taktik bununla alakalı konuşmamız lazım yani bunları. Bizim evet. Ben sportif başarıya bakıyorum. Ben özellikle amatör sporda da birçok branşta geri gittik. Çok geri gittik. Artı imkanlarımız artarken biz geri gittik. İmkanlarımız artarken sporcu sayısı tabiri caizse artıyor. Yani antrenman salonlarının şartları artıyor bununla alakalı. Ekonomik kazançlar artıyor. Spor bir meslek haline gelmiş ama bakıyorsun başarı yok. Evet. Bunları sorgulayalım. Artış evet. Mesela hocam siz de görev yaptınız. Adıyaman'da lisanslı evet. Sporcu sayısı 10.074. Evet düşün. Bizim iki katımız. Evet. Nüfusumuz bizim yarım. Kesinlikle. Ve lisanslı sporcu sayısı 10.079. Yani burada Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün sorgulanması lazım. Yani bana göre. Malatya 12.310 mu? Malatya 12.310. Yani evet. Hemen hemen kafa kafaya bir nüfusumuz vardı. Son dönemde büyükşehir aldı. Erzurum 12.625. Erzurum 12.625. Yani evet. Bu aslında buna göre şimdi Ahmetciğim şimdi hepimizin tabii buna ölçü değil ama tabii. Spor ama bak mesela değil. Bizler hepimiz aynı alandan geliyoruz. Baktığımız zaman şimdi dediğimiz sistem uygulanıyor. İşte Adıyaman'da. Ben Adıyaman biliyorsunuz yani o da Beden Spor Yüksekokulu'ydu. Oranın kurucu müdürüyüm ben. Evet. Bununla alakalı. Şimdi orada biz bununla baktığımız zaman insanlar dediğimiz sistemi uyguladılar. Herkese lisans çıkardılar. Evet. Ama ben diyorum ki sportif performansa bakalım. Bununla alakalı. Evet. Çağır antrenörü. Çağıralım. Ya kardeşim bak bununla alakalı böyle bir ivme var. Bunu yakalamamız için ne istiyorsun? Şu kadar imkan. Ama buna göre tabiri caizse ödül ve ceza yönetmeliği olsun kendince. Yani kendi işlerinde. Rekabet olsun yani. Biz bunun birçok örnekleri var. Yani dediğimiz gibi Adıyaman'da var. Adıyaman'da bak tesisleşme diyoruz. Tesisleşme. Adıyaman'da biz gittik. Orada şu an için çim sahası orada üniversite içerisinde öncelikle sayayım ben. Üniversite çim saha, yüzme havuzu, tenis kortları ve açık alan rekreasyon alanları böyle yapıldı şu an için. Bizim 1975 şu an için 40 yılını dolmuş Fırat Üniversitesi'nde bir yüzme havuzu yok. Bu problem şu anki problem değil yani. Geçmişten gelen bir problem. Daha 20 yıllık spor salonu halen daha yeni bitirilme amacı. Ya niye benim önceliklerim yani? Ben de bununla ilgili önceliklerimi düşünerekten ya önce ben ceket de alabilirim, kravat da alabilirim. Onun için niye biz spora yatırım yapmamışız? Evet. Niye spora yatırım yapmamışız? Yani spor tesislerine. Yani buradaki gençlerin, yani insanlar niye kahvelere gitsin? İnsanlar niye uyuşturucu kullansın? Spor sadece bir, yani bununla alakalı biz reklam aracı bir meslek olarak düşünmüyoruz biz. Yani kötü alışkanlıklardan insanı alıkoyan bir olgudur. Evet. Spor. Evet. Yani bir spor insan yaptığı zaman iletişim özellikleri artar ya. Yani her zaman baktığınız zaman gittiğinizde spor yapmışsanız bir yerde halı sahada oynamışsınız iletişimiz vardır. Farklı insanları tanırsınız. Yani bir koordinasyon vardır. Spor yaparsanız yani o şehirde spor yapmış oranın medeniyetleşme seviyesini gösterir. Tabii ki. Bizim. Buradan ne diyor? Yaşam biçimi. Yaşam biçimi alışkanlıklarımızın değişmesi lazım. Bununla alakalı. Yaşam biçimi. Nedir? Egzersiz diyoruz. Egzersizin de bir yaşam biçimi halinde olması lazım. Evet. Evet. Yani burada Yusuf abi sen de dediğin gibi bürokrasiye takılıyor. Yani Elazığ'da yapılacak bütün çalışmalar, projeler geliyor bir noktaya bürokrasiye takılıyor. Mesela ilimizi yönetenlerin bu konuda bence şapkayı önlerine koymaları lazım. Yani herhangi bir bürokrati, bunu spordan örnek veriyoruz. Spor bu bölgeleri görevlendireceği kişileri liyakat sahibi, bilgi birikimi olan insanları, Vedat Hocam da biz bilgi birikim istiyoruz demişti. Burada kendilerini de dik tutabilecek isimler olması lazım. Yani
Mesela Gençlik Spor İl Müdürlüğü bir ara gidip gelme olayları oldu mevcut müdürümüzün. Mesela burada spora bir boşluk doğdu. Yani bu boşluğu biz nasıl telafi edeceğiz? Yani gidip geliyor, onun çok büyük zararı var. Kendi ekibini gelen adam tabii ki kendi ekibini kuruyor. Şimdi ben onu düşünüyorum. Yani şu anda Gençlik Spor'da neler değişti? Şube müdürleri, şunlar, bunlar bir daha. Bir de aralarında böyle bir şey oluyor. Kurum içerisinde olur yani. Husumetlik ölüyor. Çünkü etik olarak gelip gidilmediği için. Evet. Etik olarak. Yani Sedat müdürün bununla alakalı alınması çok bize göre, yani dışarıdan bakıldığına göre etik olmadığı için. Sonraki gelen yine aynı şekilde. Aynı hedef kitle aynı ama kendi içimizden biri. Şu an alınıyor. Şu an için dediğiniz gibi kurum içerisinde de bir muhalif bir grup oluşacak yani. İster istemez. Evet, ister istemez. Yani bunun da bunu şehre yansıyor. Kimsenin buna hakkı yok yani. Bu şehir üzerinden hesap yapmaya kimsenin hakkı yok yani burada. Evet. Ben bunu söylüyorum ya. Yeter artık yani. Ben artık akademisyen kimliğimi bir kenara bırakıyorum. Ben bir ferdim. Bu şehrin yetiştirdiği bir sporcu olarak yani bununla alakalı. Uzun yıllar spor yaptık. Milli sporcu olduk. Milli takım antrenörü olduk. Yazık artık ya. Yani buna alet olmayalım yani biz. Ya da kimse bu sporu kullanmasın. Sporun alanlarını kullanmasın. Alanımıza tabiri caizse imkan dahilinde kimseyi yedirtmek, uğraştırmak istemiyoruz yani biz. Evet. Artık yani siyasilerimiz de bu konuda hani sağlam görüşler alması lazım. Yani bu buraya liyakat sahibi, bilgi birikimi, çalışma enerjisini tamamlamış. Yani doneli böyle spora gerçekten katkı koyacak insanları yani bir takım lobi çalışmalarının dışında tutsunlar yani. Kim hak ediyorsa. Örnek vereyim yani bunda daha önce siyasilerimizle ortak mutabık kaldığı bir isim vardı. Sonradan doğru bir isimdi fakat sonradan bozuldu yani bu. Tekrar bürokrasi mi dediğiniz gibi engel oldu, göreve getirilmedi. Yani burada ilimizi gerçekten yönetecek. Yani bunun asıbesi değil yani gerçekten yönetecek, kitleler harekete geçecek. Kurumlarla iyi diyalog kuracak. Evet. İşte spor taban birliklerini harekete geçirecek. Yani bununla ilgili organizasyonlar alacak yani ilimize çekmeye çalışacak. Yani bu gibi insanlara ihtiyacı var Elazığ. Evet. Yani kesinlikle. Sırf makam için değil. Yani. Allah'tan özel idare genel sekreterimiz Elazığ'ın da Nazif Bey spor sevdalısı gerçekten olduğu için de tebrik ederim. Vallahi evet, ben tebrik ediyorum. Şeyler yapalım. Konu geldiyse hemen üzerine bir şey ver. Örnek yani Elazığ bu kadar evveliyatı var. Kapalı tenis kortu ilk defa Nazif Bey yaptı ya. Evet. Şu an için biz gidiyoruz kendi dersimizi bile, tenis dersimizi gidiyoruz oradaki özel darenin tenis kortunda. Kendisine buradan ayrıyeten de teşekkür ediyorum. Yani kendisini gördüğüm yerde de tebrik ettim. Evet. Ve buradan yine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Yani burada Elazığ'da bir tane kapalı tenis kortumuz var özel dereye bağlı. Evet. Sorun çok. Hocam Besyo'yla yani Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'yla spor bilimleri fakültesi arasında ne gibi değişiklikler oldu? Hemen oradan bir başlayalım. Bizim şu an için evet doğru. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, biz aslında kendimizi ifade ederken biz geçen de bir konuşmada da ben bunu dile getirdim. Dedim biz Besyo'cuyuz. Evet. Çünkü biz tabii herkesin branşı kendine, herkesin alanı kendine özgüdür ve ona aşıktır. Biz de işimize ve mesleğimize bu alana aşığız. Biz gerçekten Besyo'cuyuz temelinde. Çünkü niye? Biz diyoruz ki Besyo bir aşktır diyoruz. Gerçekten Besyo bir aşktır. Ama tabii yapılanmalar geçmişten beri günümüzde eskiden bağlı bakarsanız çok eskiden spor akademileri vardı. Evet. Daha sonra Fen Edebiyat Fakültelerine bağlı beden eğitimi bölümleri vardı rektörlüğe bağlı. Sonra bununla alakalı eğitim fakültelerine bağlı beden eğitimi bölümleri oldu. Sonra beden eğitimi spor yüksekokulları oldu. Şu anki yapılanma da spor bilimleri fakültesi. Yani her bir fakültesi gibi kendi alanında bölümleri var. Bizim de bunlardan birisi mesela beden eğitimi spor öğretmenliği bölümü var. Spor yöneticiliği var. Antrenörlük eğitimi bölümü var. Tabii bunun regresyon eğitimi bölümü de var. Regresyon şu an için bizde aktif değil. Öğrencimiz yok. Ama bu önümüzdeki yıl almayı düşünüyoruz. Şu an için onun şeyler var, hazırlıkları var. Tabii bu fakülte olmak ve bunun akabinde de tabii bizim temel amacımız burada kendi bölümümüz üzerine söyleyeyim. Beden eğitimi spor öğretmenliği diyoruz. Şimdi bir de bir bütün beden eğitimi spor yüksekokulu, eğitim fakülteleri, beden spor bölümleri, buradan mezun olan insanlara, bizim öğrencilerimize beden eğitimi olma hakkı tanındı. Şu an için zaten gerçi bu da bir ayrı bir handikap mesela bizim alanla alakalı. Bizim problem ne diyoruz? Problem kalifiye eleman diyoruz. Problem ne? Şimdi biz eğer ki beden eğitimi öğretmeni, şimdi biz spor yöneticilik öğrencileri var. Hepsi benim öğrencilerim, canım ciğerim. Ama yanlış diyorum ben. Kendi arkadaşlarıma diyorum. Yanlış. Bir spor yöneticisinin beden eğitimi öğretmeni olması yanlış bir şey. Bunu ben geçen bir konferans vardı. Geçen hafta sonu bir sempozyumdaydım. Orada konuştum.
Yani beden eğitimi olmak. Zaten 43 bin tane açık var yani. Boşta gezen beden eğitimi mezunu, beden eğitimi öğretmeni mezunu insan var. Sen bir de bir ekstra buna antrenörlük eğitimini gittin. Regresyon eğitimini gittin. Bunlara öğretmen olma hakkı verdik biz. Yanlış ama. Biz niye? Buradaki neden yanlış? Sahaya gidiyor bunlar. Daha sonra beden eğitimi öğretmeni oluyorlar. Gidiyorlar. Yani ne oluyorlar? Alın topu gidin oynayın. Çünkü niye? Bilgi birikim, alan hakimiyeti eksik. Bu defa ne oluyor? Dışarıdaki sınıf öğretmene bakıyor. Ya diyor ki ne güzel ya. Aşofmanı giyiyor. Ders anlatıyor. Derste pardon topu veriyor. Herkes diyor, ben de yaparım diyor. Diyor ben de diyor seçmeli ders. Yaptılar. Yo, hayır şu an için yani son kaç bin? 10 bin tane beden eğitimi öğretmenine sınıf alan değiştirdiler. İşte sınıf öğretmenleri diyor ki ben de seçmeli ders beden eğitimini almıştım. Beden eğitimini almıştım. O zaman diyor ben de yaparım. Alan değiştiriyor. Bu defa beden eğitimi öğretmeni oluyor. Ama ben kendi alanıma sahip çıkarsam bununla alakalı eğer dersi düzgün işlersem müfredata uygun olarak yani basketbolu, voleybolu tekniğine, kuralına göre öğretirsem ne olur? Diğer insan buna cesaret edebilir mi? Edemez. Hocam eğitim sistemimizde de bir eksiklik ortaya çıkıyor. Yani özellikle dediğiniz gibi beden eğitimi, müzik, işte resim gibi insanların sosyal etkinliklerini, özel yetenek gerektiren derslerde hafif bir dersmiş. Evet. Şimdi evet. Dersmiş gibi gösteriyor. O dersle ilgili de ben bir şey söyleyeyim hemen ders noktasında da. Şimdi bir şey soruyorum. Sporcuyu en ilk kim tespit eder? Sporcuyu baktığın zaman beden eğitimi öğretmeni. Ben şimdi yetenekli sporcunun özelliklerini bilmesem, bunlar alanın içinden gelmesem nasıl tespit edeceğim? Yani ben diyeceğim ki Yusuf hocam bak böyle bir çocuk var yetenekli görüyorum. Bu branşa yönelik yeteneklerini görüyorum. Çünkü ne biz? Her bir branşın bizde fiziksel uygunluk ve yetenek seçimi normları var. Yani diyeceğim ki bu çocuğu al diyeceğim ki başarılı sporcu. Ama yapılara da sıkıntı çıkarır. Yani ya ben şunu sporu ben bununla ilgili diyorum evet. Ki gerçekten bizim bu ülkede başarıyı artık daha yakalamak çok bu şartlarda çok zor olacak. Yani dikkat edilmesi lazım. Bunun değiştirilmesi lazım. Ve ben örnek mesela bir sınav vardı. SBS gerçi artık daha kalktı da SBS'ye ben şey diyordum. Sporu bitiren sınav. SBS. Sporu bitiren sınav. Gerçekten evet. Sporu bitiren sınav. Yani ne oluyor insanlar SBS sınav sistemine dersine gidiyor. Aileler çünkü niye? Bizim ülkemizdeki Avrupa'daki bir sistem yok. Yani spor bir meslek değil bizdeki. Yani boş beleş tabiri caizse insanlar yapmış olduğu sanki böyle bir kavram, bir olgu gibi düşünüyor. Ama spor bir meslek. Yani Avrupa'da ne oluyor? Yani yetenekli sporcular alıyor. Devleti bununla alakalı belli bilimsel normlarla seçiliyor. Örnek mesela. Naim Süleymanoğlu'na yetenek testi yapılmış. İki branş yapabilirsin. Ya halter ya masa tenisi. Bizim de yine buna göre yani bu normlarla ilgili yapılıp sporcu bankamızın oluşturulması lazım. Yetenekli yani, sporcular evet. Değil mi? Şimdi spor tesisleri yani tahsis ediliyor. Yani Elazığ'a benim açık yüzme havuzu örnek yani ya yok da öyle bir şey. Açık yüzme havuzu yapmamızın bir yeri alem var mı? Yok çünkü niye? Şartlarımız, fiziki şartlarımız buna uygun değil. Yani evet. Benim Elazığ'da kalkıp da jimnastik üzerine örnek yani. Jimnastik üzerine başarılı imkansız bir şey. Çünkü niye? Bu bizim esnekliğimiz yani bu doğuştan gelen esneklik. Buna uygun değil. Ona göre belli branşlar, belli anahtar böyle kelimelerimiz var bizim branş evet. Noktasında. Bu alanlara yöneleceğiz. Bu alanlara yönelmemiz lazım. Yani Elazığ denildiği zaman o Elazığ'dan güzel tekvandocu çıkıyor. O Elazığ'dan güzel atlet çıkıyor. Elazığ'dan güzel yani futbolcu çıkıyor. Evet. Buna yönelik yani. Bizim gerçekten de bu inşallah biz tabii biz ortalama 800 bin civarında bizim öğrencimiz var Spor Bilimleri Fakültesi'nde. Biz bu öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Bu dediğimiz 3 alanda öğretmenlik, spor yöneticiliği ve antrenörlük eğitimi. Bizden kimin ne istediyorsa böyle her türlü katkıya hazırız bizler. Her türlü katkıya hazırız. Yani öğrencilerimiz de alanında gerçekten de kendini yetiştirip de her türlü katkı sağlayabilecek. Yani memleketini seven gençlerimiz. Evet. Hocam Zeki Hoca, Zeki Coşkuner selam söylemiş. İyi yayınlar diliyor. Yine Sabri Baş iyi yayınlar demiş. Kendisi kolay gelsin demiş. Biz bir de selamlarımızı gönderelim. Eyvallah, Sabri abinin oğlu Muhammed Baş evet, vardı. Muhammed mesela. Evet o da bizim bir kardeşimiz. O da Ardahan'da araştırma görevlisi oldu. Başladı evet. Bizler tabii. Onu söyleyecektim. Yetenekli bir tabii. Badmintoncuydu. Evet. Özellikle hocam tabii size olan sistemle şikayetler de bitmiyor. Bu spor severler yüzünden. İşte benim oğlum böyle çok yetenekliydi. Alınmadı. Şöyle oldu, böyle oldu. Nasıl göğüs geriyorsunuz? Şimdi hocam? Mesela burada mesela konu şey yetenek şey. Özel yetenek sınavı. Evet. Şimdi bizler mesela burada ben bu 3. yılım. 3. yılın içerisinde Fırat Üniversitesi'nde Elazığ'ın tabii çocuğuyum ben öyle ifade ediyorum. Şimdi Elazığ herkes herkesi tanıyor. Elazığ'da herkes herkesi tanıyor. Mutlaka. Bir de bir böyle kulaktan dolma haberler vardır. Bunların önüne geçmek lazım. Evet.
Ne? Bu yüzden özel yetenek sınavımızı biz dedik ki sadece sporcu özgeçmişiyle alalım. Ne? Geçmişte kişi yapmış olduğu bir bireysel spor da olabilir, takım spor olabilir. Yapmış olduğu sportif performansının yani sportif derecesinin en üstünden değer tutalım. Yani kişi diyebilir ki ben Türkiye şampiyonu da oldum, ikincisi de oldum. Buradaki kriter ne en üstü? Şampiyon. Türkiye şampiyonu. Oradaki alabileceği puan var. Ama bunun da handikapları şu an için benim için şu arada dile getireyim. Ben dedim ki geçen arkadaşlarla konuştum. Ben bu sınav sistemini desteklemiyorum. Çünkü niye? Hasbelkader adam gitmiş bir yerde bir derece yapmış. Bir derece yapmış ama çocuk geliyor bir bakıyorsun. Diyor ki hocam diyorsun yap. Diyor hocam ben o zaman diyor 6 yaşındaydım. Tabiri caizse yani küçükken böyle miniklerde diyor bir şeye katıldım. Yani 12 yaşındaydım diyor mesela yani. Ama şimdi bakıyorsun çocuğa diyorsun şunu yap yapamam diyor ben. Bu sınav sistemi de yani bizimle alakalı bu yetenek sınav sistemi de biz objektif olacak. Objektif olacak ama hedef kitlemize tabiri caizse ben Elazığ çocuğunun yani bilgilere gelmesini istiyorum. Kazansın Elazığ çocuğu yani bununla alakalı bizim hedef kitlemiz çok. Bunlar beden eğitimi yani bunlar spor bilimler fakültesinin bölümlerini bunlar kazansın yani ben. Çünkü niye? Biz yeri geldiği zaman gittiğimiz zaman bir yerlere bizim çocuklarımız gittiği zaman sınavları almıyorlar ya. Sınavlar almıyorlar yani bununla alakalı bunları duyuyoruz yani. Tabii herkesin okuma özgürlüğü var bununla alakalı. Bizim kapımız herkese açık yani. Ama ben öncelikle tabii kendi hizmet ettiğim şehre bununla alakalı buna bakıyoruz. Evet. Bu çıtayı yükseltmek istiyoruz yani biz. Evet. Birçok alana değindik hocam notlarımız vardı. Onun dışında özellikle sporcu beslenmesi hocam sizin de branşınız değil mi? Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çok biz de zaman zaman işte futbolda bunu yaşıyoruz. Örneğin hemen bir örnek vereyim. Mesela Ömer diye bir genç arkadaşımızı Ümit Hoca aldı. Direkt bakıyorsun bazı maçlarda oynatıyordu. Sonradan bazı hareketlerinden dolayı kadro dışı kaldı. Bu hafta tekrar affedildi değil mi? Affedildi. Bakıyorsun maç içerisinde böyle sıkıntılar yaşıyor, ayağını tutuyor. Diyorlar ki bunlar beslenmeden işte şundan bundan bu tür şeyler de söyle. Özellikle beslenme yapmamış. Bu konular çok konuşuluyor. Evet işte bunun iyi beslenmesi lazım. Bu konuda hocam neler söyleyeceksiniz? Tabii sporcu beslenmesi kendi başına bir alan. Yani burada tabii şu an için böyle genel olarak böyle yüzeysel girmeleri anlatayım. Falan beslenmeyle kesinlikle mi alakalı hocam? Kesinlikle psikolojik ve kesinlikle beslenmeyle alakalıdır. Evet. Yani krampla alakalı. Fizyolojik tabii bunlar fizyolojik durum da söz konusudur. Kişiden kişiye. Kimi insanların bununla alakalı, kiminin omuzu çıkar, kimine kramp girer. Bunlar yani bireysel fizyolojik farklılıklar da olabilir. Ben beslenmeyle ilgili diyorum. Beslenme nasıl spor bir yaşam biçimi diyorsam beslenme de bir yaşam biçimidir. Gerçekten. Yaşam biçimi. Yani bizim temel amacımız ne? Sporda sağlık. Beslenmedeki temel amacımız sağlık. Toplumun temel amacı ne? Sağlıklı olmak, mutlu olmak. Evet. Bunun için en büyük yolcu. Ben bunu derste anlatırken 3V formülü diyorum. Adına da 3V formülü. Diyorum ki bir fiziksel aktivite, iki düzenli beslenme, 3 stresle başa çıkma. Yani bütünün temel amacı, hastalıkların temeli, hepsinin temelinde beslenme vardır. Evet. Yani kolesterol, kalp, tansiyon, yani kanserlerin çoğu. Hepsine bakın beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği. Demek ki bunları yaşam biçimi haline getirmemiz lazım. Öncelikle toplum olarak yani bizim. Hepimizde. Yani eğer bir insanda şeker varsa temelinde beslenme vardır. Yani tabii biz bunu genetik faktörler ve genetik %25-%30'unu genetik oluşturur. Bunu değiştiremeyiz biz daha genetiği. Yani ailede bir kalp varsa bu senin bununla ilgili genetik dediğimiz şey nedir? Yani insanın 40 yaşına kadar yakalamış olduğu, 40-50 yaşlara kadar yakalamış olduğu bir hastalıktır. Ama sen 60'ta yakalanıyorsan 65'te bu artık genetiğin dışına çıkmıştır yani. Evet. Yani gelecekte herkes bir kalp hastası olacak ben öyle söylüyorum. Yani elde ettiğimiz donelere göre. Ama o zaman bunu geciktirmek lazım, bunu ötelemek lazım. Bu sağlam genlere, bu genetiği de yani sağlam genlere bindirmek lazım. Bizim bununla beslenme bunun için işte çok önemli bir kavram. Biz beslenmeyi bilmiyoruz. Diyoruz ya her zaman böyle beslenme uzmanları da söyler. Yani biz yemek için yaşayan gruptayız. Yemek için yaşayan gruptayız. Biz bu sporcularda da bu aynı bu şekilde. Bizler görüyoruz biz milli takım kamplarındaydık. Tabi hepiniz böyle alan dışındadır böyle şey yapmazsınız. Glikoz diye bir şey var değil mi böyle? Yani karbonhidratın kandaki hali biz diyoruz. Glikoz. Evet. Şimdi kamptayız. Bir milli takım antrenörümüz şunu dedi bize. Hiç unutmuyorum böyle gençlerdeydik. Dedi ki peyniri göstererekten dedi yiyin glikoz dedi.
Yani hakikaten de gülünmesi gereken bir şey. Yani glikozun ne olduğunu bir şeyi duymuş. Ama yani peynirin içerisindeki yani glikoz da var. Tamam. Ama glikoz normalde çok alınması gereken bir şey değil bizim için. Çünkü ne? Basit bir şekerdir. Bizim de beslenmemizi dengeye bindirmemiz. Bizim günlük besleme bununla alakalı söyleyeyim ben. %50-55 normalde %50-60 bazen karbonhidratlardan karşılarız. %15-20 biz proteini de 20-25 de yağlardan alırız biz günlük beslenmemiz. Ama sporcularda bu oran daha düşük olması lazım. Daha düşüklük nasıl olur? Daha düşük karbonhidrat içeriğini yükselterek yağ oranını düşürerek. Karbonhidratlar çünkü ne? Vücutta bir deposu vardır. Yani biz insanlardaki yorgunluğun sporcuya bağlı olarak yorgunluk iki şekilde meydana gelebilir. Bazı maddelerin birikmesi, biriken laktik asittir. Tükenen de besin maddeleridir. Yani enerji rezervlerimizdir. O yüzden düzenli beslenmemizi de sporculardaki özel beslenmenin karbonhidrat ve bileşik karbonhidratlar, kompleks karbonhidratlardan olması lazım. Bir, bizim bildiğimiz bulgurdur. Bizim bildiğimiz pirinçtir, patatestir, makarnadır tabii. Pişirme şartları da önemli. Yani evet. Ama bizde ne vardır? Çikolata yeriz. Niye bir çikolata yersin? Ama sen bir tabağa bedeldir yani. Bir tabak yemeye bedel. İki tane tatlı yersin. Yani bir tabak yemeye bedel. İki dilim tatlı yani. Niye? Yani bizim normalde vücudumuzun ihtiyacı. O da karbonhidrat. İkisi de karbonhidrat. Niye? O zaman bana faydası olabilecek kompleks karbonhidratları tüketmem lazım. Zararlı bir de. Bu da zararlı yani. Biz kısa yoldan vücuda yararlı olan şeyler. Bizler şimdi bununla alakalı ben böyle şey yedim. Böyle bir bazen okulda da anlatırım esprili beslenme alışkanlığımız derim. Şimdi bizler de mesela 4 nüfuslu ki yani 6 nüfuslu bir aileydik biz böyle. Annem evde bulaşık olmasın diye yemeği ortaya getirirdi. Yemek bulaşık olmasın, yemek ortada. Yani hepimiz de bunu böyle yaşamışızdır yani eskiden. Evet. Yemek ortaya gelirdi. Şimdi yavaş yeme diyor ki mesela beslenme uzmanları da bizler de öneriyoruz. Diyor ki yavaş yiyin, sindirim azla başlar, azla çiğneyin. Şimdi yavaş yesen aç kalıyorsun. Evet. Mecburen hızlı yemen lazım. Yani biz yani yemeği çatal kaşıkla değil ki. Çatal kaşık yerine ekmeği kullanıyoruz biz evet. Yani. Evet. Biz beslenme alışkanlığımız buna göre de işte doğru olmuyor. Şimdi biz öğrenciyiz, üniversitedeyiz. 5 kişi aynı evde kalıyoruz. Şimdi düşün orada şimdi bu beslenme uzmanlarının dediği şeyler aklımda kalıyor benim. Yani istersen yavaş ye. Yavaş yesen aç kalacaksın yani. Evet, o da böyle yani. Evet. Bu sıra hocam Canan Karatay bayağı gündemde gerçekten, hemşerimiz. Gerçekten o da hemşerimiz tabii valla. Karatay valla birazcık şey biraz bazen abartıyor tabii. Biraz bazen evet. Abartıyor şeyle alakalı. Tabii ki bence de abartıyor yani. Ya. Bayağı abartıyor yani. Çok, kesinlikle yani. Öyle. Yani daha önce hafta sonu bir obezite beslenme kongresindeydim. Fiziksel aktivite ve obezite kongresindeydim. Orada gerçekten yani bununla alakalı çok ciddi konular vardı. Sporcular üzerine ciddi konular vardı. Ben mesela federasyonlar, bununla alakalı kulüpler bir beslenme uzmanlarının olmasına yanayım. Yani mutlak olması kulübün lazım. Olması lazım. Olması lazım. Biz bilimsel testler yapıyoruz bununla alakalı. Rusya oluyor, işte Amerika oluyor, şudur. Fiziksel olarak biz onlardan gerçekten şeyiz, iyiyiz. Kuvvet iyi. Dayanıklık evet. İyi. Çabukluk. O zaman eksiklik ne? Bir şeyler var. Yani erken yoruluyoruz. Demek burada bir problem var. Niye? Demek ki antrenman sistemimizde problem var. Yani evet. Bunlar çok geniş. Beslenme de sizin belirttiğiniz gibi kesinlikle. Bu hepimiz için önemli. Lazım. Kesinlikle. Hocam sağlıklı olmak için bir 15-20 dakikamız kaldı hocam. Biraz da basına tabii, falan tabii, da bakalım. Doğru. Diğer konulara. Sizin önerileriniz neler olacak hocam? Yani buradan tavsiyeleriniz. Ben 3 dedim ya şu an için burada işte ifade edeyim. 3V formülünü öneriyorum ben. Evet. Sağlık için 3V. Fiziksel aktivite, düzenli beslenme, stresle başa çıkma. Stressiz bir hayat var mı? Yok. Yani stresi olmayan. Kutup ayları bile soğuktan stres yaşıyor. Yani git otobüs şoförü stres yaşıyor. Git anne stres yaşıyor. Hocam geçen elimde böyle şeyler olmuştu. Dediler büyük ihtimalle stresten. Stres. Yani. Zaten her bir şey olduğu zaman stresten. Stres kalbi tetikleyen stres. Kolesterolü yükselten stres. Tansiyonu yükselten stres. Yani bu stresten vazgeçemiyorsak, bu hayatımızda varsa... Biz o zaman başa çıkmayabileceğiz. Her şey de geçiyor değil mi? Yani problem ettiğimiz ben bunları öğrendim. Ya her şey geçiyor. Okul mu, ders mi? Her şey bitiyor yani bunlar. Problem etmemize bir şey gerek yok. Yani sağlıktan ötesi yok. Sağlığı korumak için de bu 3V'yi uygulayacağız. Yani şu an için. Fiziksel aktivite, düzenli beslenme ve stresle başa çıkma. Yani no stres diyoruz biz yani. Evet. Stres var. Bununla başa çıkacağız. Yani başa çıkma nedir? Olayın bunun gelip geçeceğini bilmek lazım. Bunlara kalın. Hocam spor ilimizde şimdi söyleyince işte laf evet. Laf açıyor. Bakıyorum bazen işte
spor işletme için, evet, insanlar ticari bir hem, evet, gelir sağlamak, hmm, için spor okulu demeyeyim de ne diyorsunuz? Spor merkezleri. Spor merkezleri açıyorlar. Fitness merkezleri. Burada beden eğitimi yüksek okulu mezun olmak şartı falan böyle şeyler var mı? Böyle yani şartı yok. Yani mezun olmadan hayatında asbelkader gitti spor salonunda kulaktan dolma bilgilerden yetişmiş insanlar var. Ben görüyorum. Evet. Yani diyor ki mesela protein tozları, böyle bizim anabolizanlar dediğimiz protein tozlarının böyle doping sınıfına giren sınıfları öneriyorlar. Yani bu kası yaparsınız. Her şeyin doğalı diyoruz. Mutluluğun, böyle tebessümün, egzersizin. Yani bir koşu bandı normal bizim statik olarak yaptığımız egzersizin de katkısını verebilir mi? Koşu bandı. Yok. İlaç da yine aynı şekilde. Yani kası sen eğer ilaçlarla yaparsan bununla ilgili bu bilgiyi de alan eğitimini almamış insanlardan alırsan gerçekten sakatlanırsın. Gelecekte sana sağlık problemleri de yol açar. Yani en güzel egzersiz düzenli egzersizdir. Eğer sen şimdi haftada bir gidiyorsun halı saha maçına, yani normal performansının maksimum, ki biz öyle ifade ediyoruz, 80 ile 90 ile yüklenme yapıyor, o senin için zarar. O egzersiz zarardır. Yani haftada eğer bir egzersiz alışkanlık olabilmesi için en az 3 defa yapılması lazım. 3 defa yapılması lazım. Ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilerek ve bunu da uzman kişiler önderliğinde. Şimdi biz diyoruz ki antrenman tipi, süresi, şiddeti. Yani bir egzersizi herkes yapamaz. Yani bunlarla ilgili bizim için, bizim biraz daha kardiyovasküler sistemimizi çalıştıracak bizim bununla alakalı egzersizleri yapmamız lazım. Bir ara yürüyüş yapanlar vardı hocam, biliyorsunuz değil mi bu tabii, şeyde tabii, falan. Çok güzel. Böyle ben gençlik spordan mıydı? Birileri, evet, onlara yani, bir sağlıklı şey yürüyüşle evet, vardı. Çok evet, güzel. Onlar iyiydi. İnsanlar da alıştı. Şu alışkanlık kazanıyor. Şimdi bizim yapıyorlar. Çocuklar şimdi öyle bir hale geldi ki ne oluyor? Okula servis götürüyor. Evet. Yukarıya asansörden çıkıyor. Evet. Bizler de bunu artık daha. Arabayla bakkala gidiyoruz 50 metre ilerideki. Hayır, abartmıyoruz. Hepimizde bu var yani. Bu ne diyor? Fiziksel aktivitesiz yani. Bu ne oluyor? Yani bir şey var. Eskiden bayanlarımız, belki erkeklerimiz de günümüzde yapıyor. Ev temizliği, merdivenle çıkmalar. Bunların hepsi kalori harcaması gerektiriyor. Şimdi çocuklarımız, beslenme, kantine gidiyorsun. Yani fast food beslenme. Buna gazlı içecekler. Bunlar zararlı çocuğun yani ki fiziksel gelişimi için yani zararlı. Evet. Benim küçük kızımı bir ara tekvandoya gitmişti hocam. Bu sene gene heveslendi. Lise 1'e gidiyor. Dedi ki ben gene gideceğim baba. İyi dedim. Neyse gönderiyorum. Şu anda gidiyor. Geçen işte aldım gittim oradan. Beraber yürüyoruz. Geliyoruz. Dedim bir koş hele bakayım. Ama işte bazı şeylerde tam demek ki şey yapamıyorlar. Bakıyorum koşuda farklılık var, hmm, ama hocam. Yani, hmm, mesela biz alışmışız ya işte koşu, evet yani kollar, statik bizim işte böyle çapraz, evet, koşu dediğimiz. Evet değil mi? Tabii. Hareket. Şimdi tabii spora başlama yaşı bizim için bizde çok geç. Yani 12'li yaşlarda. Ama Avrupa'da bu yaşlar 6'lı yaşlarda. Yani Avrupa'da örnek mesela yani yüzme mecburi derstir. Her öğrenci yüzmeyi bilmek zorunda. O dersi alıyor. O bir ders. Ama bizde öyle seçmeli falan değil yani. Tabii bizim şartlarımız ona uygun değil. Ama spora başlamanın da bir yaşı var. Bununla ilgili ve belli sporla alakalı. Tekvando belki ikinci branş olabilir. Tekvando. Evet. Yani tabii tekvandodan sonra o ritim duygusunu, koordinasyon duygusunu belki ondan sonra biraz açık alanda yapacağı bir sporla bununla ilgili atletizm de kazanır o. O kazanır. Çünkü ne? Tekvandoda çünkü niye? Biraz daha sekme bizim jumping dediğimiz egzersiz, evet, şey tipi vardır. Bu yaş dediniz de hocam, önceden mesela küçük yaşlarda spora başlamak isteyen, hı, aileler mesela çocuk, evet, bilinçli aileler, hı, var. Mesela 8 yaşında 10 yaşında bir futbol okuluna yazdırdığı zaman henüz küçük diye reddediyorlardı işte bu antrenörler. Yani burada bence o antrenörün de bilgi birikim eksikliği var. Zaten bununla problem ve şudur bak. Mesela örnek çocuk küçük yaşta spora başlıyor ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amaçlı. Bizi yani hastalıkları koruyan bir sistemimiz var. Bizim mekanizmamız, evet, var. Ruslar yeni doğan çocuklara derler ya hep böyle soğuk suya atalım. Niye? Amaç soğuğa karşı direnç kazansın. Biz tabii mikrobun içine atalım demiyoruz ama mikroplardan uzak tutalım diyoruz ama çocukları ama mikroba bulaşmasın, ayağı yere basmasın, dışarıda oynamasın. Çocuk artık bilgisayarın başında zaten. Tabii bilgisayarın yaydığı ışınları biz daha bununla alakalı alan bilgisi gerektirir. O zararın dışında. Fiziksel aktivite yok ki. Evet. Ya bilgisayarı yani çocuk eskiden ya ben şunu söyleyeyim. Çocuk oyunlarına merak salıyorum şimdi ya. Eskiden yani mendil kapmaca vardı. Ya kan topu vardı örnek yani. Çelik çomaklar vardı. Ya bırakalım bunlar oynasın ya. Üstü kirlensin ya. Evet. Yani ev içerisinde evi dağıtsın. Vallahi diyorum yani tabii böyle çok şey değil. Ev içerisinde oynasın yani. Çünkü fiziksel aktivite yok.
Yani bu alışkanlığı bizim kazandırmamız lazım kesinlikle. Bizden yani gelecek nesillere fiziksel aktivite alışkanlığını bunu kazandırmamız lazım. Hocam, gönderin hocam. Sözünü kesiyorum. Evet. Evet hocam. Şimdi çocuklarımızı onun için tekvandoya da gönderelim, jimnastiğe de gönderelim, çocuklarımızı atletizme de gönderelim. Bir spor yapsın. Yüzme özellikle bu yaştaki yani 7-8 yaşlarındaki çocuklar için çok ideal bir spor. Yüzme gönderelim. Evet. Tenis gönderelim. Yani bunlar becerilerini kazanacağı, temel motorik özelliklerini geliştirebileceği, yeteneklerini tespit edebileceği bir şeydir. Çünkü sporla birlikte aynı zamanda sözel ya da sayısal zekası da ortaya çıkacak. Evet. Doğru. Ama bunları bu testleri ne kadar veriyoruz çocuklara? Evet tabii yani tabii. Belediye bir, ha ben duyuyorum Elazığ'da bile tesislere sokulmayan şeyler var. Tesislere sokulmuyor yani gençlerimiz. Bilinçli görevlendirme yani. Yani adam personel akşam eve biraz daha erken gidebilmek için diyor ki kapandı diyor. Ya bırakalım bununla alakalı. Yani öyle bir sistem geliştirelim. Hayır Elazığ'da bu oluyor yani. Bana diyor git spor yapmak istiyoruz. Ben bizim üniversitenin bütün tesisleri benim imkanım dahilindeki her şeyi açık. Buyursun gelsinler derslerimizin ama benim imkan dahilinde söylüyorum yalnız. Bununla alakalı. Buyursun gelsinler herkes. İnsanlar spor yapsın yani. Spor yapma alışkanlığını bu buradan son olarak bu cümleyi bağlamak istiyorum. Dediğimiz ki sağlık için bu üç dediğimiz şeye fiziksel aktivite, düzenli beslenme ve stresle başa çıkma dediğimiz şey buna dikkat ediyoruz. Yani evet. Çalışan demir pas tutmaz diyoruz. Evet. Onun için sağlık için egzersiz diyoruz. Sağlam kafa, sağlam vücut. Kesinlikle o daha güzel. O daha güzel. Hocam. Evet, ben şöyle bir yerel basına da bir göz atalım bakalım neler varmış neler yokmuş. Kısaca ona da değinelim. Hemen Ayşe gazetesinin spor sayfasına bakıyorum. Elal Spor zorlu virajda PTT birinciliğinde 12 puanla 8. basamakta yer alan Elal Spor ilk yarıda önümüzdeki 8 haftada toplam 4 deplasman maçına çıkacak diye başlıklı bir haber var. Özet basınla bir araya gelecek. Bizim acele etmemizin nedeni de o sevgili izleyenler gece akşam yayınlanacak olan tekrar programının hemen arkasından teknik direktörümüz Ümit Özat'ın bugün saat 12'de bir basın toplantısı olacak. Bunun da inşallah gidip kaydı alıp program arkasından izleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra bunu da haber yapmış Ayşe gazetesi. Onu söyleyelim. Göksu için özel yarışma demiş. 2010-2011 futbol sezonu başında Sarıyer'den Bordo Beyazlı ekibimize transfer olan ve Elazığ'da kaldığı 2,5 yılda sergilediği performansla adını efsaneler arasına yazdıran Göksu Türkdoğan pazar günü Altın Ordu formasıyla kariyerinde ilk kez Elazığspor'a karşı forma giymeye hazırlanıyor diye bir haber var. Göksu kardeşimize de başarılar dileyelim. Evet, hakikaten Elazığspor'a kaldığı süre içerisinde müthiş katkıları olmuştu. Bu kritik bir maç herhalde sanırsam. Bizim Altın bir alt maçı. Basamağımızda evet. Bulunuyor değil mi? Evet. Evet. Son iki maçını kazanarak büyük bir çıkış yakaladı hocam. Başlarda beraberlik tipik bir beraberlik takımı. Ama onlar da iyi bir son iki haftada çıkış yakaladılar. Evet. Altın Ordu maçı biletleri satışta diye önemli bir haber okuyorum sevgili izleyenler. Hemen direkt VIP tribünü 20 TL, kapalı tribün 10 TL, maraton tribünü 5 TL, kale arkası tribünü 2 TL, misafir takım tribünü 2 TL. Yani başkanın da açıkladığına göre bu 2 TL zaten şeye gidiyor, pasolüye gidiyor. Bundan dolayı kulübün herhangi bir geliri yok kale arkalarından. Ama diğerlerinin de 3 lira, 5 lira aslında bu sene tribün gelirlerinden de muaf olduk hocam. Evet, evet. Amatörde 4. hafta tamamlandı demiş. 1. Amatör Futbol Ligi'nde 4. hafta müsabakaları Deseyi Spor 4, Sivrice Spor 1, Fırat Üniversitesi 2, Hankendi Belediye Spor 3, Telekom Spor 5, Hicret Gençlik 3, Harput Sağlık Spor 2, Aksaray Gençlik 1, Maden Spor 8, Baskil Şafak Spor 3, Keban Tek Spor 1, Olgunlar Spor 1, Kovancılar Spor 0, Karakoçan Spor 0, Kovancılar Spor 5, El Aziz Belediye Spor 6, Kovancılar Esnaf Spor 1. Amatör sonuçlar da böyle. Sevgili Ahmet, amatörle ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Amatör geç başladı demiştik. İşte evet. Bu hafta da 4. hafta tamamlandı.
Amatörde takip ettiğimiz kadarıyla böyle çok geniş bir taraftar kitlesi yok. Aynı evet. şekilde devam ediyor. Yani maçlar da çok sıradan geçiyor. Az önce bahsettiğimiz gibi ilimizin geriye gidişi sadece futbol alanında değil, diğer alanlarda da demiştik ama bunu tabii futbol temaşa oyunu olduğu için ve dünyada kabul gören bir alan olduğu sevilen için bir spor sevilen bir spor olduğu için futbol daha ön planda. Yani eski yılları karşılaştığım zaman sönük geçiyor. Evet. Ben yine de bu geri gidişe rağmen mücadele eden bütün kulüplere başarılar diliyorum. En azından varlıklarını hissettiriyorlar Elazığ'da. Bu da bir sporsal katkıdır. Evet. Bordo Atletik yine mağlup diye bir haber var. 2014-2015 sezonu kadınlar ikinciliğinde ilimizi temsil eden Bordo Atletik Spor Kulübü sezonun 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bursa temsilcisi Vatan Halk Oyunları Gençlik Spor Bayan Futbol Takımı'na ilk yarıda 7-2 golle mağlup oldu başlıklı bir haber var. Evet, hemen Ayşe Gazetesi'nin spor sayfasında genelde bakıyorum. Milli takımla ilgili Volkan olayı var. Hocam siz milli olmuştunuz Volkan'la evet. ilgili sizinle. Ben bu konuyla ilgili gündemi bayağı gerçekten meşgul etti. Akşam dünden fair play beri diyoruz biz bununla ilgili. Gerçekten evet. milli maç diyoruz. Gerçekten yaşananlar çok üzücü bir şey. Sebep ne olursa olsun. Evet. Yani orada ülke menfaatleri her şeyin üstünde gelir. Ülke menfaatleri. Yani takım maça çıkacak. Sen takımı demoralize bir hale getirdin. Seyirciye sesleniyorum burada ben yani. Biz öncelikle yani spor seyircisi bununla alakalı. Yazık ya. Yani böyle bir şeyi, böyle bir hatayı nasıl yapabiliriz? Tabii artı zaten şu an için seyirci bulmakta zorlanıyoruz. Evet. Yani seyirci bulmakta zorlanıyor tabiri caizse. Öyle bir şey oldu sanki böyle neşterden kesildi. Ben bunu en büyük etken Pasoligi olarak bağlıyorum. Evet. Bu belki İstanbul'da söz konusu olmayabilir. Evet. Ama bu bizim Elazığ için çok büyük söz konusu. Ya İstanbul'da insan bir alışveriş yapmaya dışarıya gidemiyor. Gidip de Pasoligi mi alacak yani? Alamaz yani bununla alakalı. Bu derece vakit bulamayabilirler. Yine bizim Elazığ'da da böyle. Spor seyircisi nereye gitti ya bu spor seyircisi, futbol seyircisi ya? Stadyuma bakıyoruz yani %20'si dolu oluyor. Olsa bile neredeyse şükredecek hale geldik ya. 1000 kişi hocam. 1000 kişi ya. Olmaz ki ya. Yani o zaman şu an için şunu söylüyorum ben. Şu an bu sistemi biz değiştiremeyiz. O zaman biz bütün Elazığ spor sevdalarına, Elazığ sevdalarına yani buradan ben bir akademisyen olarak sesleniyorum. Pasoligimizi alıp ne yapıyoruz? Bu hafta maça gidiyoruz. Evet. Elazığlıyım diyen, Elazığ'ı seven, Elazığ için yüreği atan herkesi biz en azından ben maça çağırıyorum. Evet. Hocam yani çok güzel bir konuya temas ettiniz. Biz de sürekli programlarımızda hatırlatıyoruz. Hakikaten yani takım iyi gidiyor. Tamam, takım kötü olsa diyeceğiz ki tamam evet. kötü. Bakın olabilir. İşte Buca maçı belki bir kazadır öyle diyelim. Evet. Bir olabilir yani. Bir yemeği hep tür yukarıya gitmiyor. Sezon süresi içerisinde 34 haftalık sürede mutlaka bu tür olaylar olacak. Ama işte bu takıma bakın moral. Bu hafta tribünlerimiz dolu olmuş olsa ben arkamı yaslanır Elazığspor'u izlerim. Ya bu derim ki ya galip gelecek. Her zaman söyleniyor. 12. yani oyuncu her zaman için taraftar. 12. evet. oyuncu. Hakem mesela bunun etkisi var. Yani psikolojik ya bu hepimizde de bu söz konusudur yani. O baskı var yani. Bununla ilgili özgüven var topçunun kendisini iyi hissetmesi. Yani biz bu yüzden dolayı yani her zaman söylüyorum. Elazığ'ı seven, ben Elazığlıyım diyen kalkıp da kahve köşelerinde, mahalle aralarında çay ocaklarında Elazığspor'u konuşanlar. Konuşmayın gidin maça gidin. Evet. Ve kendi arkadaşlarıma sesleniyorum ya. Bilet fiyatları da çok cazip. Ya, hani öyle fahiş fiyatlar zaten yok. Problem ben de bu olduğuna inanmıyorum. Pasolik'te olduğuna inanmıyorum. Evet. Problem buysa Pasolik olsa bile git Pasolik'ini al ya. Git al ya bununla alakalı ya. Problemi çöz yerinden çöz yani. En azından ben de ya ben Elazığspor için en kötü zamanda ya da ihtiyaç duyduğu bir anda maça gittim yani. Bu alışkanlığı kazan işte. Önce bir seyirci olsan onunla belki sporcu olursun yani. 1-0 öne geç. Vallahi. Evet, Fırat Gazetesi'nin spor sayfasına bakıyorum. Altın Ordu hazırlıkları sürüyor diye bir başlıklı haber var. Turuncu siyahlardan kötü sonuç. Bal Ligi'ndeki Yolspor deplasmanda karşılaştığı Şehit Kamil Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Bunun da hemen haberini verelim. Onun dışında Bordo Atletik kaybetti. Az önce okumuştuk. Evet, Maden maalesef. Spor 8 tane attı. Amelilerden ilk galibiyet. Başlıklı haberler var. Nurhak Gazetesi'nin haberine bakalım.
Değişik haber olmasına dikkat ediyorum. Acabey tecrübesizliğin kurbanı olduk. Türkiye Kadınlar Basketbol ikinciliğinde Elazığ'ı temsil eden İl Özel İdare Spor deplasmanda oynadığı maçta Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne 71-50 mağlup oldu. Aradaki fark kapanmış biraz. Bu da sevindirici. Bundan önceki maçlarda daha farklı sonuçlar alıyordu ama bu hafta rakibini deplasmanda oynamasına karşı sadece 71-50 21 sayılık bir sonuç olmuş. 5 boksörümüz finallere katılacak diye bir haber var. Hemen bunu okuyayım. Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nca Sivas'ta düzenlenen 3. grup boks müsabakaları tamamlandı. 3. grup boks müsabakalarına katılan Elazığlı boksörler 1.lik, 4.lük kazandı. Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nca 3 ayrı grupta yapılan müsabakalar sonucunda kilolarında dereceye giren boksörler Türkiye finalinde ringe çıkacak. Sivas'ta yapılan müsabakalar sonucunda Elazığ'ı temsilen ringe çıkan ve derece alan boksörler 22-27 Aralık 2014 tarihleri arasında Hatay İskenderun'da yapılacak olan Türkiye finallerinde Elazığ'ı temsil edecekler. Sivas'ta 81 kiloda Mehmet Ergün birinci, 60 kiloda Ömer Taşdelen, 69 kiloda Olcay Şimşek, 75 kiloda Alican Opuz ve 90+91 kiloda Muhammed Erhan Acı ise üçüncü oldu diye haber var. Burada ben bununla alakalı tabii kendimiz de bir eski boksör olarak burada evet, Cemil hocamı tebrik ediyorum. Cemil hocam sporcuları da. Evet hocam. Kendisi de şu an için herhalde Kore'de Bayanlar Dünya Şampiyonası'nda. Evet. Tabii bu ivme şu an için iyi değil yani. Bu 5 sporcu ama gruplar buradan Türkiye Şampiyonası'na gidilecek. Yani eskiden bizim 5 tane Türkiye şampiyonluğu çıkardığımız ya da Türkiye şampiyonları oldu. Değil gruplar yani 5 tanesi derece. Belki oradan bir tane iki tanesi derece yapacak. O zaman bu problemi de sorgulayalım yani. Buradaki evet. Kulüplerimiz kaç tane? Kulüplerimiz neden sporcu yetiştirmiyor? Yani bununla ilgili salon eksikliği diyoruz. Bunların da gündeme şey olsun yani. Bu problemi çözelim. Buradan Sedat Müdür'e sesleniyorum ben yani. Boksun problemini çözelim yani diyorum. Salon sporlarının hocam ekonomik anlamda çok güçlü maliyet de gerektiriyor. Gerektirmez yani bununla alakalı. Kimsenin bir beklentisi de yok yani. Evet. Sporcunun yani bana paramı vermediler diye böyle bir şey de yok yani. Yani bununla alakalı. İlgili şey de var hocam. Bahsettiğiniz başarı, sporsal evet. başarı. Mesela bizim Fırat Üniversitesi'nde kulübünün bir futsal takımı var. Evet. Salon sporlarında ilk yıl 128 takım arasında evet. Türkiye üçüncüsü. Evet. Ertesi Türkiye şampiyonu yapıp Avustralya'ya şeye gidildi. Avrupa Şampiyonası'na gidildi. Yani bu kulüp şimdi bakıyoruz. Bunu gençlik spordan bunu antrenörlere o sporcuları çağıracak evet. işte tekrar aktive edecek. Yani bir vasıf yok. Yani böyle potansiyel var ya bu potansiyel yani. Türkiye şampiyon olmuş futsalda. Yani futsal Latin Amerika ülkeleri yani Amerika, Arjantin, Brezilya gibi yetenekli ülkelerin mesela sporu. Bu evet. Elazığ'da yetenek hep bahsediyoruz. Fabi geçen programlarımızda da bahsettik. Ya bu kadar yetenekli sporcumuz var. Salon futboluna biz futsala yönlendiremiyoruz. Ya da bununla ilgili bir sponsor çalışmaları yapıp bir kulüp oluşturamıyoruz yani. Evet. Çok son derece sıkıntılı bir... Vedat hocam güzel bir noktaya temas etti. Başarılarla ilgili belki siz de gördünüz hocam Ragıp hocanın bir şeyi vardı. Jübile maçından bir resim vardı. Şu anda şey olmadığı için izleyicilerimize gösteremedim. Orada baktım Yakup bana mesaj atmış. Abi diyor ki o şeyin Soner'in diyor yanında duran diye kim? Baktım bu kadar bir çocuk. Ya bir dikkatli baktım ki Yakup'muş. Yakup değil mi? Evet, evet. işte yani. Bak o Yakup o gün salonlarda geldi. Türkiye'nin temsil etti ve olimpiyatlarda dünya olimpiyat üçüncüsü oldu. Tabii Yakup kardeşimiz de bizim yani hem sporda şu an için de biliyorsunuz üniversitemizin araştırma görevlisi. Evet. Şu an için 35. maddeyle de Sakarya'da doktora yapıyor. Yani bizim değerlerimiz bunlar yani. Sahip çıkmamız lazım. Evet. Yani bununla alakalı. Biz bir aileyiz yani. Biz bununla alakalı gerçekten de sizleri bir yerde gördüğümüz zaman da yani biz bir yerde gördüğümüz zaman hakikaten de yani yüreğimiz atıyor yani. Evet. Bizim birbirimizi desteklememiz lazım. Her türlü fitneyi, fesatı yani içimizden kesinlikle diyorum yani. Evet. Bizim hepimizin amacı Elazığ olmalı. Hepimizin amacı bu memleket olmalı yani. Ortak paydar noktamız budur bizim yani. Büyük eksikliğimiz zaten hocam konuşamamak. Evet. İletişim. Kesinlikle iletişim ya. Git ya bununla alakalı bir problem yani bununla sporda olan insan. Herkes birbirini istemiyor. Ya istemediğin adamı yerini doldurabiliyorsan tamam isteme. Evet. Yani bununla alakalı. De ki yani bununla alakalı. Ya sen bununla alakalı tabii program da uzuyor.
Bunu öğrencilerimize, sporcularımıza bu alışkanlığı, muhalif olma alışkanlığını da kazandırmamız lazım yani. Bu psikolojik bir durum ya. Evet. Yani onun için hepimiz tek yürek Elazığ diyoruz. Şu an için önümüzdeki ortak paydada buluşuyoruz. Ortak paydada buluşuyoruz. Elazığ sevdası diyoruz yani biz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Demek İnşallah yani. Önümüzdeki haftalarda gene sizi İnşallah. Davet ederiz. Eyvallah, hakikaten güzel, keyifli bir sohbet oldu. Yok, bizler de sizleri şimdi biz tabii size Yusuf abi hep Yusuf abi dışarıdayken Konya'da okurken de Yusuf Oy'da Yusuf abi olarak biz sizleri dinleyerekten hakikaten de sporu bir açıdan sevdik yani. Evet, Allah razı olsun. Eyvallah, hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Sevgili Erhan kardeşime de, Erhan abime de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ahmet, sana da teşekkür ediyorum. Son olarak inşallah şu temennide bulunalım. Bu hafta önemli bir maçımız var. Evet. Altınordu ile pazar günü oynuyoruz. Gündüz maçı. Tüm taraftarlarımızı, hocamın da dediği gibi, bu hafta maça bekliyoruz. Özellikle yakın arkadaşlarımız. Evet. Son gün bizi arayıp da pasoligimiz yoktu, şuydu, buydu demesinler. Evet. Hafta içerisinde pasoliglerini alsınlar. Ve bu hafta mutlaka tribündeki yerlerini alsınlar. Evet sevgili izleyenler, konuklarıma teşekkür ederken Fırat TV ailesi olarak hepinize selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.